Merhaba arkadaşlar. Bu hafta Kadıköy'deki pazar günü kurulan Bit Pazarına, Retro Pazarına gittim. Biliyorsunuz Kadıköy Hasanpaşa'da her hafta Salı ve Cuma günleri bir pazar kuruluyor. Aynı zamanda artık pazar günleri de Bit Pazarı kurulmaya başladı. Antika Pazarı kurulmaya başladı. Ve bugün bu videoda pazar günü Kadıköy Hasanpaşa'daki pazarda olan kitapları ve plakları sizinle paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi kaset, plak ve kitap genelde bunların üçü bir arada satışa sunulan ürünler ve bol miktarda bulmak mümkün. Özellikle incelediğim plakların çoğunun temiz olduğunu gördüm. Gerçi azdı çünkü diğer pazarlarda Feriköy'de falan daha fazla plak ve kitap var. Buradakiler daha azdı ama temizdi. Yine klasik kasetler, özellikle işte İbrahim Tatlıses'in veya da diğer eski arabesk şarkı türkü kasetleri, Fatih Kısaparmağ'ın Yeni Türkü'nün kasetlerini buldum. Kasetler de düzgündü, kartonetleri, kutuları dinlenebilecek durumdaydı. Fiyatları da ekonomikti, rahatlıkla alınabilirdi. Meraklıları için tavsiye ederim. Pazarın geneline baktığımızda özellikle kitaplar ilgimi çekti. Çünkü bol miktarda yaşanmış, okunmuş kitaplar vardı. O kitapların özellikle kapaklarındaki, kapak içlerindeki el yazısıyla alınan notlar ve birilerinin onu daha önce okuyup incelemiş olması ayrı bir keyif veriyor. Bu anlamda gayet temiz, düzgün kitaplar bulmak mümkün. Mecmualar vardı, ses mecmuası vardı. Eski magazin dergileri vardı. Bunların hepsi de temiz ve okunabilir durumdaydı. İnsanların ilgisi fazlaydı kitaplara ve kasetlere, plaklara ki biliyorsunuz bu ara kaset plak daha bir insanların ilgisini çeker oldu son dönemde. O anlamda güzel şeyler gördüm. Siz de gidip alabilirsiniz. Her tezgahta farklı kitaplar, farklı kasetler ve plaklar bulmak mümkün. Bazıları yabancı, bazıları ise yerli kaset, kitap ve plak bulundurmaktaydılar. Eğer bir kaset çalarınız varsa bu pazardan rahatlıkla zevkinize göre güzel kasetler alabilirsiniz. Mecmuaların tek tek naylon poşetlere konduğunu ve iyi korunduğunu gördüm. O anlamda mecmua koleksiyonu yapanlar için de iyi bir yer. Plaklar gördüğünüz gibi çizilmesin diye poşete konmuş ve bir kartonet kutu içinde, bu güzel. Tabii ki eski mecmualardan Hayat dergisini gördüm, buldum. Biliyorsunuz ki bir dönem için çok önemli, çok güzel bir magazin dergisiydi. Hatta tarihine ve fiyatına baktığımda da hey gidi günler hey demek durumunda kaldım. Çünkü gördüğünüz gibi tarihi Temmuz 1957 ve 100 kuruş. Sanırım şu anki parayla 100 lira. Bu da eski playlist plaklardan bir tanesi. Birçok sanatçının parçası tek plakta. Burada 8 sanatçının parçası var. Temiz bir 45'likti. Dinlenebilir halde halen. Diğer videolarda diğer ürünleri de sizle beraber inceleyeceğim. Özellikle elektronik videosu var. Onu da izleyebilirsiniz. Bu tezgahlarda fotoğraflar benim çok ilgimi çekiyor. Özellikle siyah beyaz çekilmiş fotoğraflar. Tabii arkalarında kısa el yazısı notlar var. Çekildiği tarih ve o tarihteki insanların yaşantıları hakkında bilgi verebiliyor. Ve çok güzel fotoğraflar. Artık böyle pozlar, böyle fotoğraflar kalmadığı için bunlar da nostaljik olarak çok anlamlı ve güzel ürünler.
Kadıköy Hasanpaşa'daki bu pazarı değişik kategorilerde inceledim ve size değişik kategorilerde sunacağım. Bu kategoride plak, kaset ve kitapları sizinle paylaşıyorum. Diğer videolarda birinde takı, boncuk, yüzük, kolye, küpe, bileklik gibi konularda bir video var. Ayrıca elektronik videosu var. Bu tezgah çok ilginçti. Tezgahın sahibi Necip Fazıl'ın ilk baskısı, ilk kitabının ilk baskısı olduğunu söylediği bir kitabı satıyordu ve Necip Fazıl'ın kendi el yazısıyla imzalı olduğunu iddia etti. Hatta açıp gösterdi, ekspertiz raporunda olduğunu, Necip Fazıl'ın kendi el yazısıyla imzalandığını ve işte basılan ilk kitabının ilk sayısı, ilk bir nolu kitap olduğunu söyledi. Aynı şekilde birkaç tane daha kitap vardı. Bu tezgahta özellikle imzalı kitaplar vardı ve yazarların kendisinin imzaladığı kitaplar. Tezgahtaki arkadaş bunların hepsinin ekspertiz raporu olduğu, sertifikalı olduğu, gerçek imzalar olduğunu söyledi. Baktığımızda da ben de öyle yani gerçek olduğunu düşündüm. Çünkü yazının eskiliği, işte mürekkebin kurumuşluğu vesaire bunu göstermekte. Rıfat Ilgaz'ın vardı. İmzalı kitabı yine kendi imzalamış. Güzel bir tezgahtı. Özellikle kitap koleksiyoncuları için gidilmesi, görülmesi gereken bir kitap. Cahit Kulebi'nin şiir kitabı var. Yine Cahit Kulebi kendisi imzalamış. Güz Türküleri güzel bir şiir kitabıdır. Eğer okumadıysanız tavsiye ederim. Muzaffer Üzgün'ün var. Rıfat Ilgaz'ın kitapları var. İmzalı kitap olması tabii ki önemli ve güzel. Çünkü yazarının kendisinin imzalı kitabını bulmak zor artık. Bu anlamda güzel bir kitap koleksiyonuna sahipti bu arkadaş. Ayrıca bir tane daha kitap çıkarttı. Şimdi sizinle paylaşacağım bu. Bu da imzalı. Yine kendi el yazısı ve imzasıyla bir kitap. Onun haricinde siyah beyaz fotoğraflar ve tarihe ait yayınlar vardı. Bunlar da ilginizi çekebilecek şeyler. Kara kalem çalışmaları ve yine siyah beyaz fotoğraflar bol miktarda var. Ve bunlar da büyük bir anı ve eskiyi barındıran güzel malzemeler. Bir tane sağlık raporu dikkatimi çekti. Gayet güzel bir sağlık raporu Cumhuriyet'in ilk yıllarında verilmiş. Biliyorsunuz önceden damga pulu vardı. Resmi evraklara yapıştırılması gereken damga pullu bir sağlık kitabı, sağlık raporu. Burada Osmanlı ve Osmanlı'da yaşayanların kıyafetleri vardı. Tek tek işte hangi kıyafetin kime ait olduğunu gösteriyor ve çok enteresan bir çalışma bu da. Paralar ve pullar vardı. Bol miktarda pul gördük. Yine siyah beyaz fotoğraflar. 1930'lara, 40'lara, 50'lere ait siyah beyaz bolca fotoğraf vardı. Bazen bu fotoğraflarda birisine benzettiğiniz birinin fotoğrafını da bulmak mümkün. Eski kartpostallar. Hepsi temiz ve düzgün değil, muhafaza edilmiş. Dergiler, çizgi romanlar ve eski sayıları dergilerin var ve yine plak. Tamamen bu tezgahta güzel, eğlenceli bir tezgahtı. İçinde retro, eskiye ait birçok şeyi bulma şansımız vardı. Jetonlar, PTT jetonları. Bilmiyorum hatırlayan kaldı mı? Ve paralar var. Değişik devletlere ait ve bize ait eski paralar bulunmakta.
Genel olarak baktığımızda Kadıköy Hasanpaşa'da kurulan, yani salı pazarının yerinde salı günleri salı pazarı, cuma günleri cuma pazarı varken pazar günleri de işte antika pazarı, mit pazarı şeklinde kurulan bu pazarda gittiğinizde çok değişik şeyler bulma şansınız var. Diğer videolarda kameralar, daktilolar, fotoğraf makineleriyle ilgili videoları var. Onları görebileceksiniz. Aynı zamanda takı ile ilgili bir video var. Orada da taşlar, doğal taşlar, onlarla yapılmış takıları görebileceksiniz. Ve pazarın genelini anlatan bir başka video daha olacak. Bunların hepsini izleyerek de pazarda istediğinize uygun bir şeyleri bulabileceğinizi göreceksiniz. Ulaşımı kolay, rahat bir pazar. Pazar alanı kapalı ve çok geniş olduğu için şu dönemde bile rahatlıkla gidip gezebilirsiniz. Çünkü sıkış sıkış değil, insanların iç içe değil. Genel bir ferahlığı var pazarın. O anlamda da rahatlıkla vakit geçirilebilecek güzel bir pazar. Her hafta pazar günü Kadıköy Hasanpaşa'da bu pazarı ziyaret edip zevkinize uygun şeyleri alabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler, iyi alışverişler.